Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle beraber yumuşak g'yi, yani diğer adıyla g' sesini işleyeceğiz. Gırtlaktan geldiği için bazı öğrenciler tam e, söylemeyebilir. Yumuşak g g' diye hırıltılı bir şekilde çıkarılır çocuklar. Hemen gelelim ilk sayfamıza. Demiş ki g sesi aşağıdaki varlık adlarının başında mı, ortasında mı, sonunda mı demiş. Bakın burada ne var? Kurbağa bakın ğ kurbağa gök kuşağı bakın bunun gibi ğ sesinin olduğu yerler var. Kurbağa derken ğ sesi ortada. Gök kuşağı derken ğ sesi nerede? Bakın ortada. O halde ortadaki kutucukları işaretliyoruz. Ama eğer başta olsaydı mesela ne yapacaktınız? Baştaki kutucuğu işaretleyecektiniz. Bu şekilde çocuklar ne yapıyorsunuz? gerisini siz yapıyorsunuz ve geldik h'nin yazımına. Bakın birinci hareketimiz aynı c harfini yapar gibi bakın buraya kadar. İkinci hareketimiz bunun şuradan çizmek oluyor. Üçüncü harfimiz h'nin noktasını yani yukarı çizgisini belirlemek çocuklar. Bakın evet bir iki üç. Küçük h da yine aynı şekilde bakın bir hareket bu ikinci hareket. Bu da üçüncü hareket. Bakın hem büyük hı hem küçük hı ne kaç hareketle yazılıyormuş? Üç hareketle yazılıyormuş ikisi de. Bakın büyük hı'yı bakın buraya kadar çizdim. Sonra bunun şurasını çiziyorum, birleştiriyorum. Sonra yukarı noktasını yapıyorum. Bakın büyük hı. Hemen küçük hı'ya geldik. Bakın yine aynı şekilde O harfine benzer bir şey yaptım. Sonra onun yanından bakın bir çizgi çektim. Bakın sonra noktasını koydum. Ne oldu küçük kızı oldu bakın bunu da bu şekilde yazıyorsunuz buraların üstünden geçiyorsunuz buraları güzelce dolduruyorsunuz çocuklar hemen arka tarafına geçelim hece ve kelime oluşturma yerleri var bakın a g a la birleştiriyorsunuz buraya yazıyorsunuz çocuklar bunlar gibi bakın diğer derslerimizde de gördünüz bunları güzelce yapıyorsunuz. Burayı ise bakın noktalı yerlerin hepsini g sesiyle tamamlıyorsunuz. A'nın yanına g yani yumuşak g'yi koyduğumuzda ağ olur. Bağ, yağ, dağ, çağ, sağ. Bakın a, g. Buraya bu boşluğa g'yi koyacağız. A, g, ağ, ç, ağaç. Ama yumuşak a gibi söylenir. Ağaç, ağaç, ağaç demiyoruz. Ağaç diyoruz. Evet. Ağır, ağır ağır diyoruz bakın ağır neredeyse bakın gıdan sonraki gelen sese ne yapıyoruz gıyı uyduruyoruz yani bunun gibi ağaç derken sanki iki tane burada bir a daha varmış ağaç diyoruz ağır derken sanki burada bir tane e daha varmış bakın sondaki sesler G'yi ne yapıyor kendisine Benzetiyor birazcık. Bakın bu şekilde dolduruyorsunuz çocuklar. Buraları güzelce yapıyorsunuz. Bakın yine burada da hece kelime cümle oluşturma var. Burada hece bakın e, harfleri birleştirip hece yapıyorlar. Heceleri birleştirip kelime yapıyorlar ve burada da kelimelerle cümleler yapıyorlar. Siz de bu cümleleri ya hem okuyacaksınız hem de buralara yazacaksınız çocuklar. Evet burada da yine aynı şey var. Geçtik diğer. Bakın burada da burada da artı bakın artı işaretini üretmiştim matematikte size. G var artı R var. Gır oldu. Niye? Bakın gır. Burada da a sesi geldi. Ağır oldu. Bakın. Bakın. Bir sürü hece yapılabilir. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde siz bunları yapıyorsunuz. Burada da bazı boşluklarımız var. Bakın üç tane de kelimemiz var. Bu uygun kelimeleri ne yapacaksınız? Bu uygun boşluklara dolduracaksınız. Koyunlar nokta nokta bağırır. Koyunlar nerede bağırır? Yağışta mı? Ağılda mı? Ağızın bakın. Bakın mesela ne yapabilirsiniz? Bakın alda ne yaparmış? Bağırırmış. Bu şekilde buraları dolduruyorsunuz sevgili çocuklar. Evet çocuklar diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet hece ve kelime oluşturma. Bakın burada bir tane ku var. Burada g sesi artı u eşittir u. Bakın bu şekilde dolduruyorsunuz ku diyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Evet. Buraları güzelce doldurduktan sonra bu aşağı geliyorsunuz. Tablodaki kelimeleri bulmacada bulup işaretin. Bakın bir tablomuz var. Ağız, ağaç, ağır, kanı, öğlen, yağ gibi. Bakın bunları ne yapacağız? Buralarda güzelce bulacağız çocuklar. Bulduktan sonra isterseniz işaretleyebilirsiniz. isterseniz boyayabilirsiniz. Mesela burada köy var. Bakın bu tabloda. Burada nerede var? şurada var. İsterseniz bunu mesela köyü bir renge boyayın. Kırmızıya boyayın. Ya da farklı bir renge maviye boyayın. Fark etmez. Ama diğerlerini de farklı renklere boyayın bulduğunuz kelimeleri. Ya da şu şekilde üçünü yuvarlak içine alabilirsiniz çocuklar. Evet geldik metnimize. Şimdi bu metni birkaç kez okuyalım. Bakın nakarat kısmında ellerimizle ritim tutalım, resmi de boyayalım demiş. Bakın burada bir de resim var. Bu resmi güzelce boyayacaksınız. Bunu ta çocuklar diliniz alışana kadar birkaç defa okuyun. Ve bunu bir defada en az defterinize yazın çocuklar. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet, aşağıdaki kelimelerle görselleri işaretleyelim. Bakın burada kelimelerimiz burada, görsellerimiz burada. Bakın burada mesela ağaç yazıyor, değil mi? Ağacı nereden getireceğiz? Çizgi çizip buraya ağaçla eşleştireceğiz, değil mi? Mesela dağı dağla ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Diğerleri de, diğerlerini de siz yapın sevgili öğrenciler. Evet, geçtik diğer sayfamıza. Bakın balonlarımız var. Ne demiş? Balondaki heceleri eşleştirelim. Oluşan kelimeyi yazalım. Bakın oluşan kelime. Ça var, ga var, ta var. Ne olur? Mesela çağatay olur değil mi? Değil mi? Öğretmen. Öğretmen. Bakın öğretmen olur. Buraya yazarız. İşte bunlar karışık verilmiş. Siz bu heceleri hangisi önce gelecekse onları bulup anlamlı bir kelime yapıp buralara yazıyorsunuz çocuklar. Çağatay'ı ben buldum. Öğretmeni ben buldum. Diğer üçü size kaldı çocuklar. Onları da siz bulun bakalım. Evet geçtik diğer sayfamıza. Burada ne demiş? Aşağıdaki kelimelerle anlamlı cümleler oluşturup yazalım. Bakın ağır var, kaplumbağa var, gider var, yine ağır var. Bunları nasıl anlamlı bir hale getirebiliriz? Kaplumbağa Bakın ilk sıraya bunu yazarsak özneyi yazdık tamam gider. Bakın gider zaten yüklen. Bunu da en sona yazacağız demek ki ağır ağır da ortaya gelecek. Bakın tamam mı çocuklar? Kaplumbağa ağır ağır gider. Bu şekilde yazdım. Diğer e, kelimeleri de siz anlamlı bir hale getirip güzelce yazıyorsunuz çocuklar. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Yağmur metni var burada. Yağmur metninin aşısında da bakın iki, dört, altı tane kelimemiz var. Bu kelimeleri buradaki, bu yağmur metnindeki noktalı yerlere anlamlı bir şekilde yazıyorsunuz. Böyle rastgele mesela ilk ne diyelim ki sağda olmaz. Bakın dün sağda yağdı. Olur mu? Olmaz. Anlamlı olması için buraya güzelce aşağıdaki kelimelerden hangisi uyuyorsa onu yazacaksın. Bakın burada yağmur var. Dün yağmur yağdı. Bakın anlamlı bir şey oldu değil mi? Anlamlı bir cümle oldu. Bu şekilde siz de diğer kelimeleri bulup buraları dolduruyorsunuz çocuklar. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Evet. Ne demiş bakalım? Bulutun içindeki resimleri inceleyin. Bakın kocaman bir bulut var. içinde resimler var. Yağmur ile bu resimler arasındaki ilişkiyi bulalım cümleler oluşturup yazalım. Bakın çocuklar yağmur ile bu bulutun içindekilerle ne alakası var diyebilirsiniz. Bakın ama şöyle bir şey yağmur yağdığında şemsiyemizi alıp dışarı çıkarız değil mi? Yağmurdan sonra mesela gök kuşağı çıkar. Yağmur yağdığı zaman şimşekler çakar. Ayaklarımız ıslanmasın diye bot giyeriz değil mi? Mesela üstümüz ıslanmasın diye yağmurluk giyeriz. Bakın evimizin üstüne yağar sel oluşturur. Bakın yollarda sular akıyor bu şekilde neler var? Bakın resimler var. Resimlerle ilişkileri bulup bunlarla ilgili bu tekrar etti demin söylediğim cümleleri siz buraları güzelce yazıyorsunuz. Hemen geçtik diğer sayfamıza. Demiş ki aşağıdaki metni en az 3 kez hızlıca okuyalım. Şarkı olarak söyleyelim. Yumuşak genin harfinin bulunduğu kelimelerin altını çizerek hecelere ayıralım. Küçük kurba metni var değil mi? Küçük kurba küçük kurba kulağın nerede? Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede. Bu şekilde devam eden bir tane neydi çocuklar? Müzik dersinde işlediğimiz şarkılardan birisiydi. Hatırladınız mı? Evet bunu ne yapacaksınız çocuklar? Bunun da bakın en az 3 kez hızlı da okuyacaksınız. Şarkı olarak söyleyeceksiniz. Sonra bu g sesinin bulunduğu kelimelerin altını çizeceksiniz. Kurbağa gibi. Bakın, kulağın bakın g sesi yine burada. Bunları bulacaksınız. Altını çizerek hecelere ayıracaksınız. Bu kadar basit. Geçtik diğerine. Tablodaki kelimelerle örnekteki gibi g ve ga hecelerini ekleyerek kelimeleri ait olduğu yerlere yazalım. Bakın, g ga. Bakın tabak. Gıyı getirdiğimizde tabağı. Gıyı getirdiğimizde tabağa. Mesela toprak. Toprağı getirdiğimizde toprağı. Gıyı getirdiğimizde toprağa. Bakın gı ve gı olarak ne yaptık? İki tane heceyi getiriyoruz bunu kelimelerin sonuna. Güzelce buluyoruz. Evet geldik son sayfamıza. Aşağıdaki görsellerde gördüklerimizi anlatalım. Resimlere uygun cümleler yazalım. Kurbağa var, yağmur var, öğrenci var, burada ağaç var. Bu dört tane resimle ilgili dört tane aşağıda bakın boş bırakılmış cümle var. Buralarda ne görüyorsanız onu yazacaksınız buraya çocuklar. Evet bu şekilde bu dersimizi de bitirdik. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.